Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu görüşemedik, tatil dedik, sahildik, sohbetledik. Fazla bir çekim yapamadık. Anca işte yaz tatili çekimlerini yaptım. Şimdi geldik ayağımızın tozuyla beraber bir macir menemeni yapalım arkadaşlar. Yaz geldi, bitti. Şimdi Eylül, tam domatesin en güzel zamanı. Onun için bu zamanı geçirmeden bir macir menemeni yapalım. Nasıl bir şey macir menemeni? Bakalım. Macir menemeni normal menemen gibi malzeme arkadaşlar. Bir adet ufak soğan, sert yağlı ezine peyniri, işte bu miktar size bağlı. 2 tane kıl biberi doğradım, 3 tane orta boy domatesi doğradım. Tabi sıvı yağım, tuzum, pul biberim ve olmazsa olmaz toz biberimiz. Şimdi yapmaya başlayalım. Ay gazımızın altını yaktık. Biraz sıvı yağ. Arkadaşlar. Şimdi bu sıvı yağda bir adet ufak soğanımızı çok ufak doğradık ya. Soğan da ufak. Onu bir güzel kavuracağız arkadaşlar. Ölecek yani bu soğan. Soğanlarımız bir miktar kavruldu arkadaşlar. Çok da hani yemek yapar gibi yakmıyoruz. Çünkü daha domatesle pişecek. Hemen biberlerimizi ilave ediyoruz. Şöyle kavuruyoruz. Az bir şey pişirmeye bırakıyoruz. Biberlerimiz yumuşamak üzere arkadaşlar. Çok da yumuşatmıyoruz. Şu anda altını açıyorum ve domatesimin yarısını ekliyorum. Aynı öteki menemen tarifinde olduğu gibi. Şurada da yüksek ateşte birazcık pişecek. Bir dakika, bir buçuk dakika bir pişirelim arkadaşlar. Şimdi bir buçuk dakika falan pişirdikten sonra arkadaşlar ikinci postayı atıyorum. Şu anda ayranım altı açık. Böyle öteki pişenlerle, soğanlarla beraber bir güzel karıştırıyorum. Ve sıra geldi baharatlarımıza. Bir dolu çay kaşığı toz tatlı kırmızı biber atıyorum arkadaşlar. Bir dolu çay kaşığı da pul biber atıyorum. Acılık miktarı tamamen sizin zevkinize kalmış. Tuzunu atıyorum. Her zaman diyorum arkadaşlar, tuzla miktar istemeyin. Herkes kendine göre atsın tuzu. Şimdi bunları bir güzel hermeliyoruz. Hermelilerine kadar pişecek yani demek istediğim. Şimdi arkadaşlar, tuz, kırmızı biber, pul biber birbirine iyice karıştı. Yani emin olmamakla karıştırdım. Ondan sonra altını kısıyorum. Şu şekilde en kısıkta 10 dakika pişecek arkadaşlar. Evet. Menemenimiz 10 dakika kısık ateşte hermelendi. Şimdi sırada beyaz peynirleri atmak var arkadaşlar. Bu Bulgar macunları biliyorsunuz ki beyaz peyniri çok sever. Ezine peyniri bu da. Bu da bambaşka bir lezzet arkadaşlar. Şimdi altını açıyoruz. Peynirlerimizi birazcık eriteceğiz. Güzelce içine karışması lazım. Evet. Peynirimiz oldu. Bir adet, tekrar ediyorum tekrar, bir adet yumurta. Arkadaşlar fazla değil, bir tane. Bir adet yumurtayı şöyle güzelce karıştırıyoruz.
Dikkat edin, yemeğin her tarafına yumurta dağılacak eşit biçimde. Ve altını kapatıp 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Menemen dinlendi. Arkadaşlar, bu menemen dinlendirmek önemli gerçekten. Şöyle buharları salacak, yemek kendine gelecek. Ne yalan söyleyeyim, ilk defa soğanlı, peynirli bu menemeni yaptım. Ama malzemelerin işlemini bildikten sonra bunu yapmak kolay arkadaşlar. Çok değişik, gerçekten değişik, denenmesi gereken bir tat. Hoşuma gitti. Hepinize afiyet olsun.